Bunlar manda yoğurdu mu? Hayır, inek yoğurdu. Biz Kandıra'dayız, manda yoğurdu arıyoruz. Mandaya bakamadık. Göl istiyor. Göl olmayınca bakamadık. İneğe çevirdik. Mandalar gölde yüzüyorlar mı? Ne yapıyorlar? Evet, yüzmeleri gerekiyor. Bir de çocuklar işe gitti. Kimse kalmadı. Ben de bakamadığım için mecbur sattık. Çocuklar ne işine gitti? Hepsi fabrikaya girdi. Efendim peki yoğurdu bir anlatır mısınız? Yağlı galiba değil mi bunlar? Evet, kaymağı var. Kaymağını almıyoruz. Sütü tazesinden pişiriyoruz. Yoğurda çalıyoruz. Müşterilerimizi satıyoruz bir şekilde. Peki bu nedir? Bu da peynirimiz, inek peynirimiz. Tadına bakabilir miyiz? Tabii ki. Eksilmesin. Eksilsin ya. Eksilsin. Bozmayalım bir. Ne demek? Tadına bakacaksınız. Evet. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu da inek peynirimiz. Peynirimiz var, yoğurdumuz var. Kaç lira? 250 liradan veriyoruz. Evet. Efendim, Kandıra'ya gelmişken yoğurt almadan dönmek olmaz. Biz de yoğurdumuzu aldık. Afiyet olsun. Çekime devam ediyoruz. Teşekkür ederim ablacığım. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, Kandıra'nın köylü pazarında Kandıra'nın manda yoğurdunu aradık ama bulamadık. Biz de sorduk, soruşturduk, bir şarküteride olduğunu öğrendik, oraya geldik. Şimdi hep birlikte gireceğiz. Kandıra yoğurdu nasıl yapılır, nasıl yenir onları soracağız. Hadi hep birlikte girelim, öğrenelim. Efendim, Aydın Yolcu Beyefendi bize Kandıra manda yoğurdunu ve kestane balını anlatacak. Efendim, anlatır mısınız bize? Başlayalım hemen. Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Kandıra'mızın en önemli değerlerinden bir tanesi manda yoğurdudur. Bu Kandıra'da iki türlü yoğurt yapılır. Bir inek manda karışık, bir de %100 manda. Biz ikisini de satıyoruz. Manda sütünün özelliği bronşit hastalığına iyi geliyor. Vitamini çok yüksek. Yoğurdumuzu tamam. Alalım, anlatmaya geçelim Aydın Bey. Tamam, olur. Hemen... O zaman. Hem manda yoğurdunu hem de karışım olanını alalım. Tamam, bu %100 manda olandır. %100 manda. Bu da karışık olandır. Buyurun geçelim efendim. Tabii. Şöyle. Şimdi bu inek manda karışık olan yarısı manda sütü, yarısı inek sütüdür. Üstü biraz sarımtıraktır gördüğünüz gibi. Bunu lezzet katması için inek sütü koyarlar. Daha lezzetli olur çünkü daha yumuşak olur. Ama bu çok kalın, yani böyle sert değildir. Yumuşaktır biraz ama lezzetlidir. Tamam. Ama sırf manda yoğurdumuza geldiğimizde sırf manda yoğurdu üstü beyazdır. Evet, bembeyaz. Böyle sallanmaz kolay kolay. Ters çevirdiğimizde dökülür evet. mü? Bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir deneyelim. Deneyelim. Dökülecek mi? Başımıza dökülmesin de. Aman üstümüze de dökülmesin. Aman. Dökülmedi. Bakın. Ters çevirdik. %100 ters çevirdik şöyle. Kaymağı güzeldir. Yoğurdu serttir. Vallahi yani canım çekmedi değil şimdi kaymaktan. Şimdi bakalım. Hemen bakalım. Bunun hazırlanma süreci zorlu değil mi manda yoğurdu? Tabii. Şimdi bir kere anlatır mısın? Aynen. Manda beslemek çok zor bir meslektir. Çünkü inek sütüne ineğe benzemez. Bakın kaymağını görüyorsunuz değil mi? Kaymağı kalındır. Yaklaşık yarım santim kalınlığı evet. var galiba. Şimdi kaymağını alıyorum. Şöyle. O kaymağı ben yesem olur mu? Olmaz olur mu ya? Onu ayıralım bir kere. Şöyle kaymağını aldım. Şöyle bir bakın göstereyim. Şöyle hem gösterdim bakın böyle ne Kaç kadar. Kaç gram? 175 gram kaymak çıktı mesela. Maşallah 175 gram. Şöyle gösterebilirsiniz. Şunu köşeye ayıralım. Kalıp gibi çıkacak mı bakalım. Manda yoğurdu. Evet. Şöyle buyur deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ters çeviriyorum bakın. Kalıp gibi çıktı. Evet, kalıp gibi çıktı. Maşallah. Böyle dağılmaz bu. Efendim biraz eşkimtırak. Kuvvetli bir aroması var. Eşki. Bayağı güzel. Aydın Bey peki bize biraz da faydalarını anlatır mısınız? Tabii. Şimdi bunun sütünü bronşit hastaları kullanıyor. Onlara çok faydası olduğunu söyleniyor. Vitamin değeri çok yüksek olduğu söyleniyor. Yağ oranı çok yüksek.
kalsiyum oranı yüksek. Yani genelde vitamin değeri inek sütüne göre çok yüksek olduğu için bu daha çok tercih ediliyor. Yani sağlık diyorsun, sağlık, manda yoğurdu. Evet, tabii tabii. Yani Cumhurbaşkanımız bile demişti ya, manda yoğurdu. Değil mi? Kestane balı ve Medine hurması karıştırıp. Peki kestane balı da var galiba. Var. Ona da bir bakalım. Tamam, olur. Kandıranın kestane balı bu galiba. Evet. Bunu da anlatır mısınız bize? Tabii, şimdi bu kandıranın belli bölgelerinde kestanemiz var. Beylerbeyi, Hacı Mazlı, Bağırganlı taraflarında. Bu da oradan gelmekte. Güzel bir lezzet, orijinal. Yine dediğim gibi bronşite falan çok iyi geliyor. Yani Karadenizler burada genelde kestane balı tüketirler. Çünkü şifası diğer balılara göre daha yüksek. Fiyatı kaç lira? Biz şu an 700 liradan veriyoruz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ekmek de getirelim. Manda kaymağıyla bunu balı bir karıştırıp bakalım. Kandıra manda yoğurdu ve Kandıra kestane balı, hiçbir yerde bulamayacağınız lezzetler. Aydın Yolcu Beyefendi de Kandıra'da, merkezde. Bir tadına bakalım. Aydın tabii. Ağacım. Şöyle önce bir kaymak sürelim o zaman. Abi çok iyi ya. Eşkiyle tatlı bir arada muhteşem bir tat oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.